Arkadaşlar selamlar. Bu videoyu şu an maçtan 10 dakika önce çekiyorum. Bu normalde dün atmış olduğum yani bugün atmış olduğum videoda 4-4-2-B çıkacağını söylemiştim ve ligin başından itibaren de bu arkadaşımızın 4-4-B oynadığını söylemiştim. Fakat son 20 dakika kala 5-4-1'e çekti. Direkt defansif ve kontra atak taktiğe döndü bana karşı. Şimdi bunu maçtan önce çekiyorum. Bu arkadaşımızın ona göre biz de düzeltme yapacağız. Son 14 dakika var maça. Dizilişim de değişikliğe gitmek istedim. Fakat oyuncu satılmadı. Yani bir fon oluşturamadım para için. 3-4-3-B'ye çevirmek istiyorum aslında. Ama şu anda mesela atıyorum buradan keseceğim oyuncuyu. Diyelim ki Diaz'ı kestim buradan. Diaz'ı kestiğimde Diaz kalitesinde bir forvet koyamıyorum. Yani 3-4-3'e dönemiyorum. Fon da olmadığı için, paramız da olmadığı için 3. forvet, elimdeki 3. forvet 50 gücünde. Biz en iyisi 4-4-2-B'de bırakalım. Paslı oyun devam edeceğim. Adam adama markaj yapıyorum ama onun sebebi şu: 5-4-1 ya. 5-4-1'de biz zaten kendi yerimizdeyiz ve baskımız da yarıda. Baskı yarıda olduğu için buraya kadar sadece bizim orta saha oyuncularımız yok. Onun ileri beşlisi var. Bizim geri sekizlimiz var. O yüzden burada defansa yardım et demiyorum. Yani kontradan gollersek offside tuzağını açtım bu arada. Kontra atak olduğu için adam adama dedim. Agresif dedik. Ofansif oynayacağım. Şurada bir değişiklik yapmak istiyorum. Kontra atak oynadığı için kontra atağın mentalitesi nedir? Bunu daha önceki videolarımda anlattım, rehber videolarında. Kontra atağın olayı, rakip topla oynuyorken rakibin kaptırdığı anda hızlı bir şekilde çıkmak. Bakın, ben burada kontra atağa karşı şu baskımı ileride tutarsam, kontra atağa karşı ben bu adama sürekli pozisyon veririm. O yüzden tam yarı yarıya kendi yarı sahamızda duracağız ki çok fazla pozisyon vermeyelim, ileride yakalanmayalım. Şimdi stilimiz ofansif, stilimizi 79'dan biraz daha düşürüyoruz. 75, 72 dedim. Yüksek hızla paslaşmamızda şeyde tempoda 54 oranı var bende. Yani ben onu 54 oranını çok seviyorum. Yani topa hakim ol kullanacaksam eğer ne 59 ne 50 tam 54 şeyi değeri benim için uğurlu diyebilirim. 54 topa hakim ol dedim. Ofansif oynayacağız. Baskımızda dengeli. Ya yani şunu da biraz ikilemdeyim. Acaba ofansifi biraz da geri çeksek mi? Deplasmanda oynuyoruz çünkü. Biraz daha buraya yaklaştır mı acaba? Ofansifi 72'de tutmamız bizi rakibe kontra atak ileride yakalanmamıza sebebiyet verebilir mi 72'de durması? Acaba şöyle 69'da falan mı dursun? İşte dursun ya. İşte dursun. İş olsun bu. Taktiğimiz bu şekilde olacak. Hakemimiz yumuşak birazcık. O yüzden agresif dedik. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşürüz. Arkadaşlar selamlar. Hepiniz yeni bir OSB videosuna hoş geldiniz. Evet. Dün çekmiş olduğum kısa bir video olacak. Onu zaten izlediniz. Şu an o videodan sonra geldiğinizi varsayıyorum. Editte başa koyacağız onu. Evet, son 20 dakika kala ligin başından beri 4-4-2-B'ye çıkan, herkese 4-4-2-B'ye çıkan arkadaşımızın ne hikmetse bize 5-4-1-B gibi ağır 9 oyuncuyla savunma yapılan bir taktikle kontra atak taktiğine döndü ki aramızda çok da bir şey farkı yoktu. Kadro farkı yoktu. Ne hikmetse böyle bir taktik bir diziliş de çıkmak istemiş. Biz de gördük. Allah'tan son dakika gördük. Son 20 dakika kala değiştirdi. Biz de ona göre yaptık. Baskı, stil, tempo ve taktikler diziliş zaten orada yazıyor. Normalde 3-4-3-B'ye oynatacaktım. Fakat defanstan çıkartacağım oyuncu 88'likti. Forvet'e o zaman ve işte paramız da yoktu. Oyuncumuz satılmamıştı. Forvet de alamadım. Geçici olarak da. O yüzden 3-4-3-B'ye de 75 forvet ekleyeceğime 88 savunmalı 4-4-2-B daha mantıklı geldin. Ama normalde 5-4-1-B her zaman 3-4-3-B olarak çıkarım. Bunu da altını çizeyim. Burada Şül golü buldu. Thomas Müller'in bir golü vardı. O offside gerekçesiyle iptal edildi. Vinicius Junior son dakikada golü bulduk. Allah'tan 1-1 bitti. Ya aslında bir yerde başarılı olmuşuz. Şül savunma oyuncusu. Yani adam adama markaj ve offside taktiği, evet de başarılı olmuşuz. Burada büyük ihtimal bir orta, bir kornerden falan yemiş olabilirim golü. Çünkü savunma oyuncusunun gelip de arkaya sarkıp pasla birebir de gol atabileceğini düşünmüyorum. Bir duran top golü olabilir diye tahmin ediyorum. Eğer ki bu arkadaşımız bizim videomuzu izliyorsa herhalde yabancı arkadaş. Rodri muhtemelen kornerleri kullanan oyuncusu Şül ve kornerden attı golü. Öyle tahmin ediyorum. Onun haricinde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani 8 şut 6 şut ama iç sahada olduğu için oradan iç saha avantajı da var. 55'e 45 toplu oynama yine iç saha avantajı. Onları çıktığımızda kafa kafaya
başa baş geçmiş bir maç görüyorum ben burada. Oyuncularımdan daha da iyi bir performans beklerdim. 2 gol attık ama maalesef dediğim gibi bir tanesi iptal oldu. O yüzden 1-1. Bu arkadaş 1 puanı aldı diyebiliriz. Kopardı. Bizim için de üzücü bir sonuç oldu bu. Önümüz haftaya bakalım. 18. haftada botla yapıyorum deplasmanda. 17. haftada da botla yapıyorum. Şimdi 17 ve 18'de botla yaptığım için video gelmeyebilir. Ama belki yarın değil de sonraki günde şöyle Great Olympics'te bir kupa maçımız var. Çeyrek final maçı. Bu çeyrek final maçı için hazırlık videosu gelebilir. Yine takipte kalırsanız videonun gelip gelmeyeceği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Liste sıralamaya bakalım. Lig tablosuna geçelim. Biz 7. sıradayız. 29 puanla liderle aramızda 5 puan fark var. Bu Accra Lions arkadaşımız. 5-4-1-B çıkan arkadaş. Yani ofansif çıksa belki kazanacak. Hani arkadaşlar yani onun kadrosu da kötü değil bakıldığı zaman. Ama niye böyle bir şey yaptı? Beraberliğe yattı yani. 5-4-1 gibi bir taktik çözemedim. Bilmiyorum. O yüzden yorum yapamayacağım bu konu hakkında. Liderlikten de oldu. Mesela kendisi de liderlikten oldu. 30-32 puan da kaldı. Great Olympics ve Asante Kotoko üstüne çıkmış bu arkadaşın. Bakalım lig henüz kopmadı. Lig nereye kadar kopacak? Ya full adam normal oyuncularla yaptık. Yani iki tane botla yaptım. Ligin 16. haftası. Bizim şimdi bir iki tane şöyle bot maçımız olacak. Oralardan aldığımız 3 puanla ilk 3'e falan gireriz diye tahmin ediyorum. Kupa maçından önce ilk 3'te bitiririz diye tahmin ediyorum ben. En golcülere baktığımızda Vinicius Junior yine boş geçmedi son maçı. 11 maçta 8 golle. Gördüğünüz gibi Mane de maşallah nasıl bir performans bu. 6 maçta 8 gol. Çok hoş. Asistlerde yokuz. En çok katkılarda da Junior var. En güçlülerde Arnold, Vinicius Junior var. Serilerde maalesef galibiyet serimiz bozuldu. Kazanamadık. Ama 7 maçlık ligin en çok yenilmezlik serisine sahip olan takımıyız şu anda. Hala yenilmedik. Bakalım nereye kadar gidecek. Bize en yakın olan da 6 maçla Accra Lions'muş. Yani bu son yaptığımız takım. Onun da 5 maçlık galibiyet serisi vardı. Benim 6 maçlık galibiyet serim vardı. Onlar gitti. Birbirimizi yemiş olduk yani burada. Gollerde 24 golü 33 gol. Bir tık daha fazla atacağız. Artık bu hani ligin bu kısmından sonrasında bir tık daha fazla gol atmaya çalışacağız. Daha ofansif taktiklerle çıkacağız. Biliyorsunuz başından beri ligin daha savunmaya ağırlıklı taktiklerle net emin adımlarla ilerlemek istedik. Burada bitti. Şimdi transferlere bakalım. Var mı yapmış olduğumuz bir transfer? Alsatlar için aldığımız transferler var. Bunları saymıyorum. Bunları takıma adapte etmedim çünkü. Bu maçlık sadece as oyuncularımı dinlendirmek için onları kullanıyorum. Aynı şekilde forvette de Vinicius Junior oynamayacak. Jimenez oynayacak. Şöyle güçleri, formları yükselsin diye oyuncularımı dinlendiriyorum bu maçlık. Yeni güncel bir transferimiz de yok. 272 milyonda kadro değerimiz. 64 milyon da kenarda bankamızda var. Evet, video bu kadar. Dediğim gibi yarın ve sonraki gün için video gelmeyebilir çünkü botla yapacağız. Çeyrek final maçımız var. Kupa çeyrek final Great Olympics'le. Great Olympics'le olan maçımızdan önceki gün belki bir hazırlık süreci için bir video gelebilir. Onun haricinde şimdilik gelmeyecek. Aynı zamanda şunu duyurusunu yapayım. Dediğim gibi Türkiye Ligi kuracağız demiştik ve onu kurduk. Kuralları çekildi. Takımlar alındı. Akşama bir fragman yayınlamayı, trailer'ı yayınlamayı düşünüyoruz. Bakalım onu da izlerseniz belki hoşunuza gider, seversiniz. Sonraki liglerde de katılım sağlamak için takipte kalın. Video beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğenip zili açmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir öneriniz içerikle alakalı olsa, SM ile alakalı bir öneriniz olursa da YouTube yorumlara yazarsanız okuyup gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.